Bir kadının bir oğlu vardı. Oğlundan başka kimsesi de yoktu. Bütün günlerini onunla geçirir, varı yoğu oğluna en ufak bir zarar gelmesini istemezdi. Kadının bu oğlu bir gün tutturdu, illa da hacca gideceğim diyor, başka bir şey demiyordu. Annesi ağlamaya başladı. Çünkü oğlunun yanından ayrılmasına tahammül edemeyeceği gibi, o gittiği takdirde yapayalnız kalacak ve kimsesizlikten belki de perişan olacaktı. Oğlum, Mekke dediğin şurası değil ki. Ne zaman gidip geleceksin? Sen gittikten sonra ben ne yapacağım? Etme, eyleme diye yalvardıysa da oğlu kararından ısrar etti ve hacca gitmek üzere yola çıktı. Ama annesinin de yüreği yanık kaldı. Yalnız kalan anne üzgün bir kalple dua etti. Ya Rabbi, oğlumun ayrılığına dayanamayacağım. Söz dinletemedim. Onu bir ikaz et de geri dönsün. Oğul annenin bu yakarışlarından habersiz olarak yoluna devam etti. Bir gece bir şehirde konaklamak için kalmaya karar verip kapısı açık olan bir mescide girdi. O şehirde de azgın bir hırsız evlere dadanmış, ne bulursa çalıyor. Fakat hırsız bir türlü yakalanamıyordu. O gece yine hırsız bir eve girip mal çalmış ve kaçmıştı. Hırsızı takip etmeye başladılar. Hırsız kaçıyor, takipçiler onu kovalıyordu derken hırsızın izini kaybettiler. Takipçiler buraya girmiş olabilir diye camiye daldılar. Baktılar ki orada bir adam var. Olsa olsa budur diyerek adamı yaka paça reisin huzuruna çıkardılar. Çünkü her gün hırsızlık vuku bulduğu halde yakalayamıyorlardı. Bu sefer tamam dediler. Bu şehri kasıp kavuran hırsız budur. Mahkeme huzuruna çıkardılar. Ve mahkemede gözünün oyulmasına karar verildi. Gözlerine mil çekip bir merkep üzerinde gezdirmeye başladılar. Hırsız, yani annesinin sözünü dinlemeyen ve hırsız zanlıyla yakalanan genci gezdiren tellal, şehir halkına teşhir ediyor ve "Ey ahali, işte sizin canınızı yakan, malınızı çalan hırsız nihayet yakalanmıştır. Bundan sonra rahat edeceksiniz" diye bağırdıkça genç tellala şöyle bağırmasını rica ediyordu. "Ey ahali, işte annesinin sözünü dinlemeyip de illa ben hacca gideceğim diye yola çıkanın hali budur" diye bağır diyordu. Ama derdini ta baştan kimseye anlatamamıştı ki tellala anlatsın. Bütün şehri dolaştırdıktan sonra genci şehrin dışında bir yol kenarına attılar. Oradan geçenler genci memleketine getirdiler. Evini bulmasını temin ettiler. Genç adamcağız kendi evlerinin kapısına gelince "Hu!" diye seslendi. Tabii ki aradan hayli zaman geçtiği için saçı sakalı uzamış, üstü başı yırtılmıştı. Kapıyı açan yaşlı kadın oğlunu tanıyamadı. Bilmiyordu ki kapıya dilenci haline gelen arkasından "Ya Rabbi, oğlumu azarla da geri dönsün" diye yalvardığı kendi oğluydu. "Sapasağlam adamsın, dileneceğine çalışıp da kazansana" dedi. Genç, "Çalışamam, gözlerim kör" deyince yaşlı kadın "Ne oldu gözlerine?" diye sordu. Genç, "Ne olacak? Annemin hatırını kırdım, sözünü dinlemedim. Allah da benim gözlerimi aldı" diye cevap verince kadın anladı karşısındakinin oğlu olduğunu.
başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ey Allah'ım, duam ağır olmuş. Ben onun gözlerinin kör olması için dua etmemiştim diye Allah'a yalvarmaya başladı. Kadına gelen ilahi bir ses. Onun suçuna karşılık biz sadece gözlerini kör ettik. Aslında anneye asi olanın cezası daha ağırdır. O buna şükretsin diyordu. Kadının oğlu dönüp gelmişti ama gözleri kör olduğu için hiçbir iş yapamıyordu. Kadın çok dua etti Allah'a. Allah'ın iyi bir kuluymuş ki duası kabul olunarak gencin gözlerini Cenab-ı Allah iade etti. Annesini seven tüm kardeşlerime, o 9 ay boyunca seni karnında işte bu şekilde taşıdı. Mide bulantısı çekti. Sürekli kendini hasta hissetti. Ayakları şişti. Vücudu ödem yaptı. Derisi çekildi. Sen karnındayken en basit işlere bile nefesi yetmez haldeydi. Çünkü nefesini seninle paylaşıyordu. Mesela merdiven çıkmak için çok çaba sarf etti. Ayakkabılarını bağlamak gibi basit bir iş için de çabalamak zorundaydı. Sen onu tekmelerken ve içinde kıvrılırken o çok geceyi uykusuz ve ağrılı geçirdi. Doğumun ise tarifi imkansız bir acı çekmesine yol açtı. Sana sahip olmaktan başka hiçbir amaç için bu acıya değmezdi. O senin dadın, hizmetçin, hamalın, öğretmenin, şoförün, aşçın, temizlikçin, hasta bakıcın, en büyük hayranın, en sadık dostun, en yakın arkadaşın. Seni hissettiği andan beri sadece senin için yaşadı ve kendini ikinci plana attı. Sen yedikçe doydu, sen uyudukça dinlendi. Senin için savaştı, savaşıyor ve hep savaşacak. Senin için umut etti, sana dair hayaller kurdu. Senin adına üzüldü, sevindi, kızdı ve bunların hepsini karşılıksız yaptı. Çevrende annesini kaybetmiş, hatta hiç görememiş insanlar var. Ve bu bir gün senin de başına gelecek. Olmasa da keşke ama yaşanacak. Ona teşekkür etmek için yeterli zamanı bulamayabilirsin. Lütfen her fırsatta ona kendini değerli hissettir. Bunu hala yapabildiğin için de kendini şanslı hisset. Annesini seven herkes, ama herkes inşallah bu anlattıklarımızdan bir pay çıkarsın ve annelerinizin hayır duasını alın, olur mu? Allah'a emanet olun.